Oturdum. Oturdum bak. Benden zarar gel. Allahu Ekber. Hepinize selamlar. Conan Exile'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün metal aramaya gideceğiz. Ben kayıt dışı küçük bir gezinti yaptım. Bu arada bu video normalde dün gelecekti ama dün o kadar yoğun meşguldü ki yani hani akşam saat 11'de bir Conan geldi ya 11-11.30 civarı yayınlamışımdır. Şu an upload oluyor ben bunu çekerken. 10 dakika sonra onu vereceğim yani sizlere vereceğim beğenisine. Bu videoyu da bugün izlediğiniz güne aman karıştıracağım valla neyse. Bugün metal aramaya gidiyoruz. Kayıt dışı azıcık baktım ben. Nereye gittim ben? Karşıya geçtim. Aha da şuralara bir yere gideceğiz arkadaşlar. Dağların yukarı taraflarında metal madenleri. Demir bulmamız gerekiyor. Niye demir bulmamız gerekiyor? Çünkü şuradan mesela Carpenter Bench değil de Blacksmith Bench mesela. Iron Bar istiyor 100 tane. Peki bunları niye yapmamız gerekiyor bizim? Çünkü eğer kendimize köle eğitmek istiyorsak bunlar da demir istiyor. Bunların yapımı da demir istiyor. O yüzden bunları bir level sonrasına erteleyip bunlardan yürüdük ki şey yapabilirim. Daha hızlı gelişebilelim diye. Hadi bakalım bugün şeye gideceğiz. Metal bulacağız. Yapabilirsek eğer köleliğe bir iki adım daha yanaşacağız. Benim üstüm niye bu kadar ağır? Şu 100 tane taşı da koy. %52. Başka? Şu kemikler. O 13. Sen de koy abi. Tohumları at. Seni koy. Sen de koy. Bu kadar kemik neye yarayacak? En ufak bir fikrim yok. Bunun yanında lazım olacağını düşünüyorum. Şimdi seni diğer tarafa alacağım. Sen de buraya koy. Tamam. Başka? %27'ye düştü. Sen de buraya al. Bir tane bundanım var. Önceden bir açmıştık ya resetlemeden önce. Onun zımbırtısı. Evet şu an şuradan yemeklerim tamam. Aşağı be. Üzerimden şunu da at. Böcükleri de at. İhtiyacım yok onlara. Şuradan bir de su mataramızı dolduracağız. Yemeğimizi de yiyeceğiz. Matarayı da doldur. Haydi bakalım maceraya çıkıyoruz. Şimdi gideceğimiz yerde yer azıcık tehlikeli. Niye? Bir sürü sırtlan var. Yolda gergedan bile var. Evet. Oyunda çeşitli hayvanlar daha varmış ve ilk kez gördüm ben onları. Gergedan var. Deve kuşu var. Garip kudret bir sürü şey var ve yolda abidik gubidik bir sürü yerli halk var arkadaşlar. Aha bir tanesi şurada. Allah'tan çok gelişmiş değiller. Şimdi bunları buradan geçerek atlatacağız. Sıkıntı yok. Şöyle devam edelim. La 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 la. Şimdi şu arka şu taraftan mı çıkmıştım? Evet galiba oradaki yoldan çıktım ben. Dur bakalım. Benim güzel konağım. La 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 la. Acaba ben buraya müzik mi koysam sizler için? Evet ya dur. Müzik eşliğinde çıkaracağım ben size. Evet. Ben susuyorum. Konuşmayayım. Buraları böyle müzik eşliğinde etrafı sizle göre göre dağın tepesinde az sonra görüşürüz. Şöyle küçük bir iki dakikalık kalan bir yolculuğumuz olacak. Haydi bakalım. We're only human after all. Nothing can make us fall apart. Oh,
neredeyse ulaşmış bulunmaktayız. Ha bu arada ben yamyamlığı seçeceğim. Bunu da hatırlamıyorum, önceki videoda dedim mi demedim ama yamyamlık kasması biraz daha rahat. Hem de eğlenceli olacağını düşünüyorum şahsen. Metal kayaları, aha da bunlar. Bunları kazacağız. Metal kazmamız olmadığı için evet azar azar alıyoruz. Normalde metal kazmanız, Allah, metal kazmanız var ise çok daha fazla toparlayabiliyorsunuz bunları ama neyse ki bizim yok. O yüzden böyle usul usul azar azar alacağız ve sonrasında gidip yapabildiğimiz kadar buradan demir üretip en azından bir metal kazma yapmaya çalışacağız. Yani ilk hedefimiz şu anda bizim metal kazma yapıp daha sonra gelip buralardan bayağı bir metal çıkarmak olacak. Gene geliyor eşek ya. Oha, iki tane. Abi var ya, şunlar olmasa harbi diyorum ayvaları yiyeceğiz yani. Deri bitti. Dur, deri bitiyor. Ben şunların derisini yüzeyim. Evet, 4 tane derimiz varmış sadece. Şunu da yapabildiği kadar yapsın artık. Şimcik. Aha, karşıda da var biraz metal madenleri. Şimdi... aha, da o tarafta da var. Oo, şu tapınakları... Sadece gelip oraya baktıydım ha. Şuraya baktım, aha dedim, buldum, vakit kaybetmeden kayda gireyim. Buradan gerisini aslında bilmiyorum ben. Buradan gerisine bakarsak eğer kendimiz keşfedeceğiz. Bu arada oyuna bir güncelleme geldi ve o güncellemeden sonra çok ufak bir optimizasyon sıkıntısı yaşamıyor değilim. Vallahi herhalde düzeltirler büyük ihtimalle bir sonraki şeye. Veya arka planda da bayağı bir şeyler açık şu an. Bir yandan hala diğer videoları size ayarlamaya çalışıyorum. Sebebi o da olabilir. Tamamdır. Burayı da hallettik bu arada. Şuradan birazcık taş kazalım. Tamam. Ha, orada da var metaller. Şu tapınak neymiş orada öyle ya? Bayağı içe içe gidiyor ha. 47, 48. Güzel ama metal madenini bayağı buldum. Ya biz aslında evimizi buraya mı taşısak? Su kaynağı var mı ki etrafta? Bak, eti çok rahat buluruz. Yani... Taş desen hurla gürle, her yer taş abi. Suyu buldum, o zaman buraya yerleşmemek için hiçbir sebep yok bence. Ne diyorsunuz? Dur bakalım. Şu haritadan bir bakacağım ona. Şimdi. Aslında tam tepelikteyiz. Yani şu taraftan aşağıya seri bir iniş varmış. Dur bakalım şu çakalı bir keselim. O bize ya biz ona gitmezsek o bize gelecek zaten. Kim vuruyor ya? Hayır, bir de yavaşlatıyor spa yani. Hı, tamam. Seni bir tamir edeyim de ben. Durduk yerde bir anda bitersin bir şey. Oo, bir dakika. O ne? Evleri falan var. Usta, bunlar basit bir kabile değil ha. Bir dakika, evleri var. Orada da bir şeyler yanıyor. Ne oluyor usta? Ya çocuk, oyun başındaki tek sıkıntımız şeydi. Saçma zombi bir trak hayvandı. Bir de şunlara bak Allah aşkına. Allah'tan hızlı ölüyorlar. Bir de ölmeseler var ya, aman tanrım yani. Dur abi, şuradan suyu bulduk sayılır. Ya galiba. Wow. Ay ay ay. Bak şimdi şu gergedanlar suyu seven hayvanlar. Gergedan varsa suda var diyebilir miyiz? Ne olur diyelim. Lütfen. Lütfen diyelim. Abi orada da var. Allah kahretmesin bu kadar. Sırtlan. Ne yapıyorsunuz ha oğlum siz burada? Dur. Şuradan azıcık daha şey kazalım. Metal kazayım ben. Bu esnada sağlık puanım yükselsin. It's quiet. Too quiet. Az gidiyor ama yamyamlığa başladığımızda yamyamlıktan özel bir et çekmişiz ve bu et sağlığımızı belirliyormuş diye. Surprise, motherfucker. Hayır, hayır, hayır. Gergedan kardeş, yapma gergedan kardeş. Allah'ım, Allah'ım.
Allah'ım gergedan tarafından kovalanıyorum, sırtlarında geliyor. Staminam bitince ne olacak? Stamina bitince ne olacak? Geyiğe falan saldırsalar. Kardeş ne olur gidin geyiğe meyye bir şeylere çökün. Benim suçum neydi ya? Hala geliyor. Bak oturdum. Oturdum bak. Benden zarar gel. Allahu Ekber. Ay 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 ay. Orada da kabine var. Bir dakika. Buraya kadar geldik. Buradan kaçış yok. Suya gidiyorum abi. Suya gidiyorum. Tamam o orada takıldı. Azıcık stamina. Dur. Seni hemen öldürsem. Gergedan gelene kadar bunun icabına bakarız. Tamam gergedan. Gergedan kardeş yapma. Yapma. Ay. Boynuzunu gördüm. Sıkıştı salak, Allah kahretmesin. Dur. Vallahi su. Tamam evi buraya taşıyacağım ben. Evi buraya taşıyacağım. Stamina bitiyor Allah'ım. Hayır. Lütfen. Vuramadı ki. Aşağıda sırtlanlar var. Yapma. Lütfen yapma. Stamina var. Koş. Gir abi. Oğlum bu su derin değilmiş ki. Sudan kaçamıyorum. Allah kahretmesin. Evet. İşte bu. Yiyin birbirinizi. Yürü be goril. Tükür onun ağzına. Sen kime dalıyorsun? Ben de... Aha stamina bitti. Dostlar stamina bitti. Ay. Heh o öldü. Tamam. Allahu Ekber. Abi onun canı bayağı bir az görünüyor. Ama şimdi... Öldük. Vallahi öldük. Öldük geçmiş olsun. Gergedan tarafından tepildim. Nerede öldüm? Burada öldük. Allah kahretmesin seni. Allah kahretmesin seni. Evlerini ateşler sorsun. Yuvalarını yıksın. Birliklerini bozsun. Allah'ın gergedanı. Ne istedin küçücük çocuktan? Evimin içinde taşlar bitmiş. Allah Allah. Hiç akışıyor mu ya? Şimdi ne yapacağız? Bir daha zırh yapmam lazım. Onun için de bir daha twine yapmam lazım. Twine içinde plant yedeklerimi patlatmam gerekiyor. Çok güzel. Hiç yakıştıramadım. Gerçekten hiç yakıştıramadım yani. Hiç beklemezdim gergedancım. Şimdi bunu üstüme alayım. Bunu alayım. Bence evi artık götüreyim o tarafa. Ne diyorsunuz? Veya kayıt dışında mı yapsam ben bu işi? Leather. Evet ben bu işi kayıt dışı yapayım ya. Şimdi vaktimizi yemeyeyim ben onunla. Dur sen değil lan. Seni yakarım makarım ben kazara. Ben biliyorum kendimi. Ya, acılığım tutar oradan veririm ateşi olduğunu. Tamam şuradan şunları al. Bunu al. Yap bakalım. Buradan da bunu yap. 5 koy. Şimdi bunları yapıyorum. Her halükarda lazım olacaklar diye. O yüzden sıkıntı yok. Tamam bir de bu. Tamam şimdi onlar yapıla dursunlar. Ben köle istiyorum ya. Abi o köleleri ele geçireceğim ya vallahi. En geç 2 bölümü o köleler benim olacak. Görürsünüz. Vallahi görürsünüz. Fatih demişti dersiniz. En geç 2 bölüm bakın. 2 bölümü kölelerimiz var abi. Ordu kuracağım. Kendime Miza piramidi kurduracağım buraya. Adının ne olduğundan şu an şüphelerim var ama böyle bir piramit vardı. Şimdi cesedim ne kadar süre orada kalıyor emin değilim. O yüzden fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Nehri takip edeceğim. Yani nehrin diğer tarafında olduğuna göre değil mi? Nehri direkt olarak takip edersem bu beni kısa yoldan oraya götürür anlamına geliyor. Al sana. Ki bunlar da tamamdır. Bence hazırız. Şuradan iç suyunu da ye yemeğini de nereden? Aha da şuradaki nehri takip ederek geleceğiz. La la la. Ulan bir de sesin güzel olsa var ya şöyle güzel şarkılar da söylerim de.
Şimdi ben buradan gitsem şu manyak yamyamın peşime takılacak. Şöyle sudan nehrin sağ tarafından devam edeyim. Ya orada o sırtlan da bizi kovalamasaydı belki keserdik o gergedanı gibime geliyor. Staminamızı o şey yüzünden yedik çünkü. Yani o gergedan yüzünden yedik abi staminamızı resmen. Burada bu tarafta kabile vardı ha. Ben şey mi yapsam? Durun bakayım. Şunları sıfırlayıp biraz daha şeye mi versek? Grit'e mi versek? Gerçi 4 puan var zaten onda ya. Önümüzdeki bir iki level boyunca stamina abanmayı planlıyorum şu anda. Evet şu an böyle bir amaç edindim kendime. Çünkü stamina çok büyük sıkıntı. Bayağı büyük bir sıkıntı. Şurada iyice dinlensin karakter. Veya şey olsa normal yürüme hızımızı arttırsa. Allahu ekber. Koş 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 koş. Bak yolumu kesiyor bak eşek sıpasına bak bir de yol tahmin ediyorlar. Koş usta koş koş koş. Bak şu sırtlanlara sırtlanlar bize dokunmasın yeter. Tamam dur belli mesafeleri var. Oradan çıkabilirsek sıkıntı yaşamayız. Ay ay ay. Atla aşağıya, atla aşağıya. Hop. Tamam. Koş 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 nehirden koş. Timsah geliyor. Bunu beklemiyordum. Ay ay. Gene mi öldük? Gene mi öldük? Hepinize selamlar dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız bura benim için zorlu bir süreç oldu. Ben 5-10 dakikaya falan gideriz diyordum ama durum öyle olmadı. Şu an yaklaşık bir yarım saat 40 dakika civarında falan bir şeyler geçti. Niye diyeceksiniz? Çünkü yolda gene gergedanların falan saldırısına uğradım ben ve gene ağzıma vurdular. Çünkü sadece giysi yapıp silahsız bir şekilde gidiyordum. O da haliyle elimde patlamasına sebebiyet verdi. Ben de lanet olsun böyle işe dedim ve sıfırdan tekrar eşyalarımı yaptım. Bu sefer elime kılıç aldım ve gittiğimde cesedim gözümün önünde kayboldu. Bayağı cesetler sonsuza dek orada kalmıyormuş. Gözümün önünde kaybolunca ben de fahdis şit dedim. Geldiğime bir süre daha maden kazdım buralarda. Hatta şunlar yeniden aynen respawn oldular. Her oyun içerisindeki her bir iki gün süresinde bir burada tekrar yeniden doğuyor bunlar bu arada. Bilginiz olsun. Evi ben ciddi ciddi buraya artık taşıma kararı aldım. Yani sizin de hoşunuza giderse yorumlarda belirtin bana bunu mutlaka. Ona göre buraya veya şuralara hani hafiften daha su kenarına doğru bir yerlere taşıyacağım. Gergedanını falan da bir şeylerini artık doldukça keseriz orada. Metal zırhımız falan olunca çok da etkilemez bizi diye düşünüyorum. Biraz da ben malzeme topladım ama toplamaya devam edeceğiz. Çünkü lazım. Ya daha lazım. Bir yandan azıcık muhabbet ederiz. Bir yandan da azıcık daha metal toplarız. Daha sonra evimizin yolunu bulup gideceğiz. Şu arka tarafta bayağı bir var. Bayağı bayağı bir var o tarafta. Şimdi asıl oraya gideceğiz. Mekanda tam anlamıyla bir yarı çember çizdiğiniz takdirde uç tarafı bitirdiğinizde bu taraftakiler hemen hemen doğmak üzere oluyor. Çok az bir şey beklemeniz gerekiyor sadece. Yani size de farming spot olarak böyle bir bilgi olsun. Tek sıkıntı şu elinizdeki kazmanın zırpırt kırılması. Bu arada şeye de baktım internetten. Metal kazmanız olduğunda böyle üçer üçer değil abi 20'şer 30'ar çıkarıyormuşsunuz bunları ki harika ötesi yani şu an ben 3-3-3-3 kaç dakikamı aldı şunu kazmak. O çok çok iyi olacak benim için metal kazma gerçekten mükemmel ötesi olacak. O da şu an direkt içimden siz oraya git evine dön ve şey yap diyor. Çalışmalarına başlat diyor ama şöyle de bir sıkıntı var şimdi. Bunun içine koyacağız tamam mı? Şimdi kaç tane var? 300 desek 150 tane oradan bana malzeme çıkarsa.
150 tane malzeme çıkarsa o bana. Bir yandan da ileride neler açacağım diye bakıyorum da ara ara. Şurada. Şimdi bunu yapmak için falan tam olarak ne istediğini bilmiyorum. Açıkçası ben. Yani Carpenter'da mı istiyor onu da bilmiyorum. Mesela şimdi Carpenter ne kadar istiyordun sen? Bir saniye. 150-400 tamam onu yaparız ama bu büyük ihtimalle lazım olacak. Bu arada tuğla dediği zımbırtı. Bak tuğlaya hiç dikkat etmedim ben ha. Şu an fark ettim de. Tuğlaya cidden dikkat etmemiştim. Ama tuğla çok zor olmasa gerek. Yani tuğlalar genelde oyunlarda yapımları kolay olan şeyler. Gördüğünüz gibi abi oradan çıkıyorsunuz buraya geliyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz oraya gidiyorsunuz. Yanınızda kazmanız. Orada mikrofonumu açtım değil mi? Allah'ım ne olur açmış olayım. Tamam. Zaten ayda ayda iki farklı programla kayıt yapıyorum ben. Ama yine de olsun yani. Tamamdır abi. Burayı da aldım. Artık gideceğim. Döneceğim ben. Yeter yani bu kadar. Bence yeter yani. En azından metal kazmamızı yapıp gelirsek. Ha bu arada ben yolda ne gördüm? Mağara girişi buldum. Yolda mağara girişi buldum dostlar. Size oraya da göstermek istiyorum ama önünde çok fazla yerli var. Ben oranın önünde çığlık ata ata geçme taraftarıydım. Yani o şekilde geldim buraya. Deve kuşlarını eğitebilsek keşke ha. Simen, aha. Yok artık ya. Ya kardeş. Ya insan böyle bir şey alınır mı Allah aşkına? Seni öldürebiliyor muyum ben? Sen nasıl vuruyorsun eşek? Abi inanmıyorum. Ölmüyor da pislik. Pislik ölmüyor da. Ay inanmıyorum. Bir de bu çıktı başıma. Ya hayvan gözünü seveyim. Rahat bırak beni ya. Ya of be hayvan be. Of be. Hoppa. Aldı be. Dur şimdi şuradan sırtlanlar gelecek abi. Ah. Out of stamina. Dur. Sakin dur. Allah kahretmesin. Oradan buraya vuramazsın galiba. Aynen vuramayan çok güzel. Tamam. Burada azıcık sağlık dolduracağız. Değil mi? Nasıl olsa dokunamıyor bize. Benim ok yapma zamanım harbiden geldi. Dönüyor musun? Yok. Yer mi arıyor yeni? Nereye gitti? Bıraktı mı beni? Ne yapıyorsun tam olarak sorabilir miyim? Ha? Benim inmem mi bekliyor? Sağlık dolduruyorum ben. Yok benim bir an önce yamyam olup yamyam şeylerime de başlamam lazım. Metal iş bitsin abi. İlk iş yamyam oluyoruz dostlar. Hani bir bölüm başlığını insan kurban ediyoruz diye falan görürseniz anlayın ki yamyamlığı seçmişim. Tamam usul usul koşalım. Kimseye kızdırmayalım. Doğa hayvanlarındır onların kalsın mantığıyla. Alışkanlık oldu ya. E'ye basıl tutarak geçiyorum yanında. E'yi bantlayacağım böyle. Bozuk para falan sıkıştıracağım. Her şeyi lootlasın abi kenardan. Şimdi şurada bir sırtlan daha var. Şurada da goril var. Bu arada goriller diğer hayvanlara saldırıyormuş. Onu çözdüm. Yani hayvanları birbirlerine düşürebiliyoruz. Yok artık. Koş. Koş. Şimdi su neredeydi? Allahu Ekber. Bak ya, bak ya. Hayır hayır. Stamina bitti, stamina bitti. Allah'ım. Ya yapmayın bana bunu ya. Öldük. Yakında öldük ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok, yakında öldük. Veya ölmedik mi? Veya ölmedik mi? Öldük. Evet dostlar, mekana geri döndük. Mekana geri döndük. Cesedi bulduk bulmasına da. Orada pislik bir timsah var. Şimdi şöyle bir taktik uygulayacağız.
Hemen şuradan gideceğiz. Tek ol diyeceğiz ve abi ölümüne koşmaya başlayacağız. Tamam mı? Işık bizi fark etti. Evim benim şu tarafta kaldı. Dur. Şu yerlilerin diğer tarafındaydı. Ay. Bundan suda da kurtulamıyoruz ha. Pislik her bir yeri kovalıyor. Git bir şeyler falan ya orada sen. Alçak ay. Bak geri döndü geliyor ya. Ay iki tane olmuşlar. Evet hadi birbirinizi yiyin siz. Güzel birbirinizi yiyin. Bu arada sanırım suda şöyle bir olay var. Bug var. Bak suya girdiğimizde shelter ev şey çıkıyor. Yani %100 korumalı ev zımbırtısı çıkıyor. İçimden bir ses bu hayvanların beni suda o yüzden kovalamaya bıraktıklarını söylüyor açıkçası. Yani sanırım bir nevi bug ama şu anda hoşuma gidiyor. Niye diyeceksiniz? Hayatta kalması iyice zorlaşmaya başladı. Sanki gün geçtikçe güçleniyor bu hayvanlar. Oh be, sonunda ev abi. Sonunda ev ya Allah'ım. Allah'ım sonunda ev. Şimdi dur. Seni al. Sizi giy. Şuna bak ağzına vurmuşlar giysilerimin ya. Tamir et usta. Sen de tamir et. Tamam. Bunlar bastığınızda tamir olmamış gibi görünse de aslında tamir oluyorlar yani. Sıkıntı yok o konuda. Şimdi bunu al. Şuradan da yemekleri al. Şunları da koyduk mu? Tamamdır. Şimdi. Sevgili güzel alet. Aç usta seni. Sen şuradan güzel bana metal üret. Hadi bakalım. 179. İşte bu. Seviyoruz seni ya. Seviyoruz. Aç bu sandığı. Bir tane de burada var. Harika. Şimdi dur. Taş. Taş. Seni de buraya koy. Hadi sen burada kal. Derimeri falan bunlar kalsın. Sen ne yapacağım bilmiyorum ya. Buraya koyayım mı? Değil mi? Koyalım. Ne olur ne olmaz. Ölürüz. Bunları da o yüzden saklıyorum. Şunları atmadım. Çok kritik bir hal falan bir şey olursa bunları giyeceğim. Şimdilik. Niye üstüm %35 dolu bunlar yüzünden mi? Galiba. Şimdi şuradan deri yakma zımbırtısı hala yavaş ilerliyor. Pekala. Şimdilik bize başlangıçta kaç metal lazım? Blacksmith bench. Bize ne gerekiyor abi temelde? Gir bakalım. Mesela şimdi kazma yapmak için değil mi? Evet, kazma yapmak istiyoruz. Blacksmith Bench'te yapılır diyor. Blacksmith Bench içinde 100 tane bu. Tamam, bu halloluyor abi. Brick. Brick nerede üretilir? Şimdi buradan bir bakalım. Bunlardan herhangi biri mi sağlıyor onu veya biz kendimiz bir şekilde bir yerlerden mi yapacağız? En azından onu bir öğrenelim değil mi? Şimdi Armor Bench değil. Onu biliyorum. Bunlar tanrı zımbırtıları. Onlar da geç. Yatak. Bir ara şu yatağı açmak. Aa yatak. Şuraya yatak yapalım bir tane. Ona dair herhangi bir şey yok abi. Bu durumda ben buraya mesela taş koysam. Evet birik oluyorsun. İşte bu ya. İşte bu düz mantık. Yaşasın düz mantık. Düz mantığı severiz. Aç bakalım. Hoppa. 22 tane. Oha 100 tanesine 10 tane mi denk geliyor? Ya kardeş siz kimi? Yok artık ya. Bu nasıl bir kazıklamadır? Bu nasıl bir ekonomidir? Bu ne usta? Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Kazacağız yapacağız. Burada hayatta kalınacak. Kes. Her neyse. Bugünlük burada sonlandırıyorum. Bugün bir video daha atabilirim. Şimdi. Akşam çekersem şu an çünkü saat gece. Çetov gelemez. Ama olsun öyle ya da böyle nasıl ben onu getiririm. Haydi kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.